Medyascope TV ekranlarından herkese merhaba. Bugünkü özel yayınımızda Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yeni dönemi konuşacağız ve konuğumuz da yeni Genel Başkan Profesör Doktor Süheyl Batum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sağ olun. Sizi tebrik ederiz yeni görevinizden ötürü. Sağ ol. Öncelikle şunu sormak isterim size. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni genel başkanısınız. Yeni dönemde bir değişiklik olacak mı? Nasıl bir değişiklik olacak eğer olacaksa? Bunu bir konuşarak başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim size de. Tabii ki bir değişiklik olacak. Zaten değişiklik olsun diye bir ekip olarak seçimlere girdik ve kazandık. Şimdi açık şunu söyleyeyim. Maalesef bizim düşüncemiz şu. 1980'lerde belki 90'larda Türkiye'de siyasal sistemin temelleri üzerinde bir değişiklik oldu. Özellikle bu 80 darbesiyle başladı. O da şu, Türkiye'de etkin olan 61 anayasasıyla Türkiye'ye gelmiş olan ve ondan sonra sürekli törpülenen bir gelişme vardı. O da şu, Türkiye'de ilk defa 61 anayasasıyla sendikalar, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri Türkiye'de Türk siyasal ve sosyal yaşamında, hatta ekonomik yaşamında yer almaya başlamıştı. Hatırlayacaksınız, şöyle deniyordu 1961-62-63'lerde, bu ne ya, sanduka mı sendika mı diye bir şey var, bayağı geliyor işçileri haklarını savunuyor. Sonra bu 70'lerde artınca sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin sesi çıkmaya başlayınca buna bir tepki olmuştu. 80 darbesi sonrası da bana göre ve 90'larda bunun tamamıyla geri gidişidir. Öyle bir şey yapıldı ki Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin sesi çıkmaz olmaya başladı. Yani eskiden sendikaları düşün, etkindi. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda etkisi vardı. Bırakın onu, ziraat odalarını düşünün. İktidarla oynayan partiler gider ziraat odalarına, konuşurlardı. Tam fiyat olsun, olsun, bunun altına düşmesin diye tartışırlardı. Fakat 90'lardan sonra artık siyasi hayatta sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, demokratik örgütlerinin sesi çıkmaz. Hatırlayın, şöyle bir şey jargon aldı yerine. Çok istiyorsan gir bir partiye siyaset yap. Hayır, ben ekonomik sistemde etki yapmak istiyorum. Ben kölelik sistemine, taşeron sistemine karşı çıkacağım. Hadi oradan gir siyaset yapma partiye. İşte Türkiye'de bana göre maalesef 2000'ler sonrası da bunun en son aşaması oldu. Ve hatta İşte sivil toplum örgütü olabilecek, ÇYDD'nin, Türkan Saylı'nın evinin aranmasını, son durumunda yapılanları, işte Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanının, hepsinin, üyelerinin soruşturulmaya alınmasını hatırlayın. Ve bütün derneklerin üstüne, sendikaların üstüne gün diye en son 2010'lardan itibaren baskı kuruldu. Şimdi maalesef bize göre, bana göre de iki seçenek kaldı ortaya. Sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar olarak söylüyorum. Ya iktidara biat edeceksin. Ya mış gibi yapacaksın. Ya da mış gibi yapacaksın. Bir şey yapmayacaksın. İşte ben, kimse kusura bakmasın ama Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de mış gibi yapanlardan olduğunu düşünüyordum. Özellikle genel merkezin. O yüzden arkadaşlarımızla dedik ki bu sistemi kırmaya başlamak lazım bir yerinden. Bize bunu iten de şu oldu. Bize hep şöyle deniyordu. Kimsiniz siz? Sizler kimsiniz? İşte bir demokratik cumhuriyet, laik devlet olsun, İnsanlar dini, dili yönünden, mezhebi yönünden ayrılmasın dediğimizde hep bize şöyle söylüyor. Siz kimsiniz? Siz bir azınlıksınız. Bu
ülkenin %99'u Müslüman ve %100'ü iktidarı seviyor. Siz kimsiniz? Referandumda baktık ki 16 Nisan referandumunda biz en azıyla %50'yiz. Hatta bu pusula, mühürsüz pusulaları falan da atarak hiç yokmuş gibi düşünüyorum. %50'yiz. Azınlık değiliz. Demek ki %50'nin topluma istediklerini yansıtmak lazım. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi, sendikalar gibi topluma nüfuz etmesi gerekir. Ve toplumda siyasetçilere şunu söylemesi gerekir bir kuruluştur. Sen siyasetini yap, yol yap, yapma, doları 5 lira yap, 3 lira yap, istediğini söyle, denizi kapat, denizin üstünü aç, deniz yap. Fark etmez yani siyaseti yürü ama temel değerleriyle oynama. Türkiye'de herkes iktidara bağlı taşeron olmasın. Türkiye'de bilerek efendim Abdülhamit'ten sonra yoktuk. İlk defa 2002'de tekrar doğduk. Zırvalarına bizi inandırmaya çalışma. Bu kadar basit. Atatürkçü Düşünce Derneği artık toplumda vardır. Biz %50'yiz. Hiçbir parti %50 alamaz. Biz bir şeyi arzuluyoruz. Türkiye'de istediğimiz siyasetten ama Türkiye'de demokratik sistemin temel değerleri oynayıp her şeyi bir kişiye bağlama, Atatürk Cumhuriyeti'nin üzerine dayandığı ilkeleri, bunun içinde devletçilik de vardır, halkçılık da vardır, cumhuriyetçilik de vardır, laiklik de vardır, bu devrimcilik de vardır, milliyetçilik de var. Bunları ortadan kaldırma. Bu kadar. Hocam, tam bu noktada bir araya gireyim müsaade ederseniz. Dikkatimi çeken hususlardan biri bu ilk soruyu cevaplarken. Biz %50'yiz dediniz. Yani özellikle 16 Nisan'da oylanan o anayasa metnine karşı çıkanlar, hayır diyenleri kastederek. Şimdi bir geriye doğru baktığımız zaman o anayasa metni kabul edildi ve artık Türkiye yönetim sistemini de ona göre değiştirdi. Burada sanırım toplumsal muhalefete, bundan sonra meclisteki muhalefete nazaran çok daha büyük görevler düşecek. Ama ondan önce şunu sorayım. Hayır platformu veya da hayır cephesi neyse, hayır verenler aslında çok geniş toplumsal kitlelerde çok değişik kesimlere de dayanıyordu. Şimdi siz bu çeşitlilik konusunda ne düşünüyorsunuz? Atatürkçü Düşünce Derneği de o çeşitliliğin içinde bir varlık gösterecek bir parça mıdır? Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi dünyanın her yerinde böyledir. Baktığınız zaman evetler, hayırlar İtalya'da da, Fransa'da da, İngiltere'de de çok farklı siyasal partilerden oluşabilir. Evet. Ama referandumu o yüzden örnek gösterdim. Seçimleri göstermedim. Hı-hı. 24 Haziran'ı bile göstermedim. Hı-hı. Şimdi Türkiye'nin önündeki temel sorunlardan bir tanesi şu bana göre. O yüzden biz %50'yiz diyorum. Bunlar parti olarak, bunun içerisinde farklı siyasal partiler de olabilir. Başka konularda, ekonomik konularda uzlaşamayabiliriz de. Bazı siyasal konularda uzlaşamayabiliriz de. Dış politikada bunların tamamı çok net olarak üzerinde uzlaştığı bir şey vardı. Herkes şu soruyu karşı karşıyaydı. Biz bu her şeyinin muhteşem işlediğini düşünmediğimiz cumhuriyet veya demokratik sistemin, söylenen demokratik cumhuriyetin eksikleri var. Bu eksikleri gidermek lazım, söylediklerini dikmemiz lazım. Ama bir şey çok netti. Biz bu cumhuriyeti ortadan kaldıralım, yerine tek bir kişinin egemenliğine bağlı bir ülke kuralım. Ve her şeyin başında o tek kişi olsun. Yasama o, yürütme o olsun, yargı o olsun, ekonomi o olsun, dış politika o olsun, her şeyde o olsun. Halk da buna baktı ve şöyle dedi benim gördüğüm. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verebilirim. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok sevebilirim. Ona oy da verebilirim. Yol yaptı derim, oğluma iş buldu derim, şunu yaptı derim. Aa bak hastaneyi güzel, ama
ben bu cumhuriyetin yıkılmasını yerine de tek kişinin egemenliğine dayalı bir devlet sistemi kurulmasını istemiyorum. Bu kadar net. Zaten dikkat ederseniz propaganda sırasında da hep bu çok net oynandı. Türkiye'deki televizyonların 199'da 24 saatin 23 saati Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve valiler, kaymakamlar, muhtarlar hep şunu söylediler. Hayır veren teröristtir. Hayır veren çukurcudur. Hayır veren hendekçidir. Hayır veren vatan hainidir. Hepsi söylemedi mi? Dolayısıyla insanlar çok net karar verdi. Ben tek kişilik cumhuriyetimi istiyorum. Yoksa bazı kurumlarının geliştirilmesi, değiştirilmesi istediğim cumhuriyetimi savunuyor. O yüzden ben bir %50'yiz diyorum. Yoksa siyaseten bunun tek bir partide toplanmadığını görüyoruz. O yüzden ben de diyorum ki bakın rejimin temellerini oynamayın. Oynamayın. Ama ondan sonra istediğiniz siyaseti yürütün. İstersem oy veririm, istersem vermem oy. İstersem başkasına veririm. Bunda hiçbir şey yok. Avrupa'da da böyle. Bir komünistler geliyor iktidara, bir sosyalistler geliyor iktidara, bir sağ geliyor iktidara. Bir şu geliyor, bir bu geliyor. Ama mesela Fransa'da Front National'in, milliyetçi cephenin rejimin temelleriyle sorunu olduklarını bildikleri için getirmiyorlar, getirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de diyorum ki yapmayın. Gelip buraya biz %50 bunu istemiyoruz. Efendim siz dünyanın en büyük padişahı olabilirdiniz. Dünyanın en büyük adamı olabilirsiniz. Ama bu rejimin tek kişi tarafından yönetilmesi bir zaten günümüzde rasyonel değil, mantıklı değil. Her ne kadar kimileri çok mantıklı olduğunu bize ikna etmeye ya da kandırmaya çalışsa da biz o yüzden Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bu ortamda çok büyük bir işlevi olduğunu düşünüyoruz. Bir de şu var hepimiz, Edgar Bey, şunu görüyoruz hep beraber. Bugün A Partisi bir doğruyu söylese bile B Partisi, C Partisi'nin yanına çekmesi mümkün. B Partisi çok doğruyu söylese A Partisi, C Partisi'ni çekmesi mümkün değil. Ama bizim gibi Atatürkçü Düşünce Derneği gibi siyasetle, bu anlamda siyasetle, dar anlamda siyasetle ilgi sokmayan ve ülke yönetimine o anda talip olmayan, sadece ben bu sistemin temelleriyle oynanmasına izin vermeyeceğim diyen bir kuruluşun denetleme, denge ve tepki gösterme görevini de üstlenecek durumun bence çok önemi olduğunu düşünüyorum. Referandum sürecinde gördük, ne güzel söylediniz. Platformlar kuruldu. Ben gittim Barolar Birliği ile beraber. Gittik, bir baktık. Bir yerde Atatürk Düşünce Derneği şubesi, oranın barosu, bir küçük şeyi, bir platform, bütün partileri içeren, biz gittik orada. Şu partiye verin, bu partiye verin demeden arkadaşlar bu rejimi, bu sistemi gelin değiştireceğiz, yargı bağımsızlığını sağlayacağız ama yargıyı bile bir tek kişiye bırakma dedik. Ve toplumun %52'si vallahi doğru söylüyorsunuz dedi. İşte ADD şimdi bu referandumda platformların yaptığını toplumda yapmaya hedeflemiş bir kuruluş olacaktır. Mış gibi yapmayacağız. Yani örneğin çok basit bir örneğini söyleyeyim size. Çok bariz bunlar, bariz bunlar görün. Bütün işte bazı Atatürk Havalimanı kaldırılıyor. Söylenen 29 Ekim'deymiş. Ve 29 Ekim'de yeni havaalanına geçecekler. Şimdi 30 Ekim olamaz mıydı? Hayır. Kafada net bir cumhuriyetle hesaplaşma. Bu hesaplaşmayı biz tekrar baktığım zaman tekrar 1876'lara hatta öncesine dönüş olarak gözlemliyorum. Bizim arkadaşlarımız da hepimiz de böyle gözlemliyoruz. Diyoruz ki bunu yapamazsınız, yapmayacaksın. Ama yönetin, 25 sene yönetin. Bu manada ben o platformu bir bütün olarak görmüyorum. Farklı farklı siyasal partiler var. Bazı noktalarda anlaşamamamız mümkün. Ekonomik sistemde anlaşamayabiliriz. Bunun içinde sağ partiler var, şu var, bu var. Ama o demokratik, tek adama bağlı olmayan, çoğulcu, laik, bağımsız devlet anlayışında biz
anlaşacağımızı ve anlaştığımızı zaten düşünüyorum. Evet, bu anladığım kadarıyla siz %50'nin ortak noktası, ortak paydası olarak tek adam rejimine karşıtlığı gösteriyorsunuz konuşmalarınızdan anladım. Bir de demokratik, laik, sosyal, hukukun üstüne dayalı cumhuriyeti diyeyim. Yani tek adam derken bunun karşıtı olarak söylediğim için. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan'la, Ahmet'le, Mehmet'le öbürü olursa, faraza diyorum Kemal Kılıçdaroğlu tek adam olursa, Muharrem İnce tek adam olursa, Devlet Bahçeli tek adam olursa onu kabul ederiz anlamında değil kesinlikle. Evet, bunu da ekleyelim. Şimdi bu noktada ben şunu görüyorum. Bu da herhalde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni döneminde bir değişiklik olarak en azından benim dikkatimi çekiyor. Çünkü geçmiş dönemde şöyle bir algı vardı. Bu ne kadar gerçektir, ne kadar nelere dayanıyordur? Bundan bağımsız olarak toplumun bir kesiminde de şöyle bir algı vardı. Atatürkçü Düşünce Derneği ideolojik olarak, ideolojik noktada böyle geniş kesimlere hitap etmekten ziyade bu ideolojik duruşundan ötürü daha dar kesimlere, daha belli yerdeki kesimlere hitap edebilecek, bu geniş kesimleri kucaklayamayacak bir örgütmüş gibi bir algı vardı. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Haklı mıdır? Değişim bu yönde de olacak mı? Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Şimdi bakın, gerçekten Türkiye'de 80'lerden 90'lardan sonra gerçekten algılar çok önemli ve ön plana çıkıyor. Mesela ben üyeydim ama yönetimine falan aday değil. Çağırırlardı beni, parti giderdim. Ve hep şöyle söylerdik. Ya hep aynı kişileriz biz. Çok seviyoruz birbirimizi ama hep aynı kişileriz. Gençlerimiz yok diyordu. Sonra referandum, işte o yüzden bizim için bir ilat gibidir referandum, şunu gösterdi. Yahu benim düşüncelerimi paylaşan Türkiye'de laik sistemi, demokratik sistemi savunan bir %50 var. Hangi partiye girirse versin. İşte oradan yola çıkarak söylüyorum. En büyük şey şudur. O yüzden zaten yola çıktı arkadaşlarımla beraber. O da şu. Gidin Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 340 küsur şubesi var. 340 küsur. Hatta biz bunu tek tek gezeceğiz dedik. Ama zaman yetmedi. 255'inde kaldık. Hepsini tekrar tekrar gezeceğiz. O da şu. Bak, biz sadece maalesef daha önceki yönetimin bana göre bir eksiği. Çok net söylüyorum. Sen yerinde kal. Sadece belirli günlerde ortaya çık. Toplumun toplumsal yaşamına nüfuz edecek olaylarda ise sesin çok fazla olmasın. Şimdi bu kabul edilebilir bir şeyi görmedik, o yüzden çıktık. Şimdi göreceksiniz, bakın şöyle yapacağız. Örneğin tarımla ilgili bir profesör, bir sanatçıyı, karikatür sanatçısı da olur, belki bir sinema sanatçısı, yanında bir de bir tarihçi, hatta İlber Ortaylı alacağız. Gideceğiz Sivas'a, ilçesine, diyeceğiz ki ona senden bir istirhamım var. Bir yer kapatıp bize de 20 kişi seyircili, 10 kişi konuşmalı, konuşma yaptırma bize. 5 tane kahve söyle bize. 5 tane kahveye gideceğiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Oturacağız ve diyeceğiz ki orada, anlat bakalım. Tarımla ilgili çocuklara faraza diyorum, karikatür, sanatçıyla resim 1, 2, 3, 4, 5 yaptığınızda göreceksiniz ki Atatürkçü Düşünce Derneği toplumsal yaşama da nüfuz eden bir örgüt olarak, bir kuruluş olarak toplumda meşruiyetini pekiştirecek. Şu anda insanlar tanımıyor. ADD tanımıyor derken yanlış anlaşılmasın. Bizden öncekilere de bu yönde bir şey söylemiş olmayalım. Ama şu, ADD'yi şöyle tanıyor insan. 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta, işte şeyde 10 Kasım'da, o yüzden görünmez yapmak için ne yaptı? 29 Ekim'de yasaklıyorum dedi. 30 Ağustos'ları yasaklıyorum. Çıkmayın sokağa dedi. Çıkanları dövdürdü. Bitti iş. Bitti iş. O yüzden biz toplumsal yaşamda %50'yiz. İçinde sadece bize algı yaratarak
Bunlar bir avuç elitist. Bizim içimizde Sünni de var, Alevi de var, Hristiyan da var, Yahudi de var. Hepsi olacak. Çünkü biz Türkiye'yiz. Bizim içimizde Türkü de var, Kürt'ü de var, işte Laz'ı da var. Biz çünkü Türk'üz. Biz %50'yiz. Bize yapılan şuydu. O algıydı. Efendim beyaz Türkler oturmuş eğleniyor. Sonunda veya işte tartışıyor. Hayır. Göreceksiniz Atatürk'ü Düşünce Derneği Türkiye sendikaların yani maalesef yapsa ne güzel olacak. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de halen ciddi sivil toplum örgütü olan veya olmaya gayret eden bir takım kuruluşlar var. Hep beraber biliyoruz. Bir takım sendikalar hala var. Bir takım diyor bazıları. Barolar var Türkiye'de. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği var. Birçok dernekler var. Bunlarla beraber de Türkiye'de şunu söyleyeceğiz. Biz %50'yiz. Demokratik, laik, sosyal, hukukun üstüne dayalı cumhuriyeti ortadan kaldıramazsın. Bugünkü durum korkunç. Bunun yokluğundan bakıyorsunuz işte. O gördük. Bir anayasa yaptılar. Ben anayasacıyım Efer Bey. Ömrüm şöyle geçti. 1961 anayasa. Efendim dediler. Emin olun aynı kesim, aynı insanlar. 62 ile anayasa mı yapılırmış? 34 karşı buna. 62 ile anayasa mı olurmuş? Ayıp değil mi? Geri kalan halk. Adamlar 49'la anayasa yaptı veyahut da hadi 51 diyelim, üzmeyelim. 51 ile 50 ile anayasa yaptılar. Herkes çok memnun şimdi. Yaptık ya bir fazla. Ya benim Türkiye'nin 20-30 yılını yediniz. 61 anayasası gayrimeşrudur, 61 anayasası kötüdür, 61 anayasa olur mu? Hatta %60'lı anayasa mı çıkarmış diye 62'de. Şimdi tamam bir ata alalım. Üsküdar'ı geçtik mantığı. Bugün mantığı kabul etmeyen Türkiye'de en azından %50 var. İşte biz onların sesi olacağız, sözü olacağız ve göreceksiniz hep beraber bu meclis başkanımızın bundan önceki söylediği gibi efendim Abdülhamit zamanında uykuya daldık. 2002 yılında uykudan uyandık. Artık lafını doğru olmadığını bunu söyleyenlerin bu yolda gitmeye hakkı olmadığını bütün Türkiye ile paylaşacağız ve göstereceğiz. Hocam siz bu %50 kavramına çok vurgu yapıyorsunuz. Siz ona vurgu yaptıkça benim de aklıma bir şeyler geliyor. Çünkü özellikle yeni sistemde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapabilecekleri ya da en azından meclis içindeki muhalefetin yapabilecekleri daha da sınırlandı. Bu herkes tarafından biliniyor. Fakat yine de meclisteki muhalefetin kendi kapasitesini bir toplumsal muhalefete dönüştürme imkanı da potansiyeli de belli bir derece olabilir. Şimdi siz onlarla kuracağınız ilişkide ne yapacaksınız? Mesela orada mesela bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yöneticisisiniz, yabancı değilsiniz. Ama bir de Türkiye'nin artık ikinci kez üçüncü partisi olan HDP var mesela. O da o %50'nin hayır cephesinin içindeydi. Mesela onlarla olan ilişkinizi özellikle sormak istiyorum. Siz ne kadar da bir siyasi parti ayırmıyoruz diyorsunuz. Onun altını çizelim ama hani onlarla olan ilişkinizi de ayrıca bir sormak isterim. Yeni dönemde bir şeyler değişirken bu noktada da bir şeyler değişebilir mi minvalinde? Şimdi bakın biz de 1980'lerde maalesef bize bir şey yerleştirildi. Eğer muhalefet yapacaksan ekonomik alanda, sosyal alanda, siyasal alanda sadece ve sadece siyasal partiler yapabilir gibi. Doğru mu? Doğru. Maalesef böyle bir algı. Zaten siyasal sistemde o yüzden 80'den beri kör topal gidiyor. Felaket gidiyor. Kör topal gidiyor. Bugün bir parti iktidarda. Adalet ve Kalkınma Partisi üstelik şimdi de tüm yetkileri ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal, dış politika her şeyi bir kişi o partinin başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan kişi üstünde toplamış vaziyette.
Buna rağmen siyasal sisteme bak, sorunuza cevap vereceğim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Sisteme bakın. Korkunç. Ben 2011-2015 arasında milletvekilliği yaptım. Kaçıncı dönemdim biliyor musunuz? 24. dönem. Evet. 2011-15. Bugün 24'ten sonra gelendir 25. dönem. 2015-19. Dikkat edin. Daha 19'a gelmedik. 25. dönem değil. 26 değil. 27. dönem. Bu şunu gösteriyor. Sistem dışarıdan yürüyormuş gibi gözükse de yürümüyor. Aynı şey muhalefet için de böyle. Parlamentoda ben tesis ederek söylüyorum bütün şeyleri. Parlamentoda muhalefet. Şimdi o muhalefet yok muydu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaç vardı? 310 mu? 115 mi neydi? Nasıl dokunulmazlıklar kalktı? Bir anda Türkiye'nin ciddi bir sorunu olan, bugün hepimiz üzülüyoruz. Diyoruz ki bak milletvekilleri içeride, bir partinin başkanı içeride, işte şey içeride, nasıl içeride, Berberoğlu içeride, nasıl içeride? Çünkü bütün partiler anlaştı CHP'de içinde ve dokunulmazlıkları kaldı. İktidar partisinin isteyip de yapamayacağı bir şey yarattı. Şimdi dolayısıyla ben çok net söylüyorum. Böyle bir ortamda bir şey beklemiyorum anlamına da söylemiyorum. Ama böyle bir ortamda üstelik hep Atatürkçülerinin sendikayı falan Türkiye'de bir adet oldu. Bir partinin arka bahçesi, ön bahçesi ya da kimse kusura bakmasın Ümit Milli Takımı gibi görme gibi bir şey başladı. Biraz pişti. Biz de bakarız seni bir yere alırız. Bu anlayışın tamamıyla siyaset yapmış bir insan olarak tamamıyla karşısındayım. O yüzden arkadaşlarımızla yola çıkarken şunu söyledik. Arkadaşlar, siyaset yapmak istiyorsanız sakın ADD'nin genel merkezinde yer almayalım. 2 sene. Tüzüğü de değiştireceğiz. 4 seneden fazla, 2 dönemden fazla olmasın diye zaten. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Partiler benim için bizim söylediklerimize uyumlu oranda biz bütün partileri söylediklerimizi uydurmaya çalıştık. Uyumlu oranda biz partilere tabii ki destek veririz. Uyudukları oranda ama şöyle yapmayacağız. Yani. Bu partiyi ne yapalım? Başka yolumuz yok. Bu partinin söylediklerini kabul edelim. Böyle bir anlayışımız kesinlikle olmayacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi de olsa fark etmez. Yani efendim Cumhurbaşkanlığına faraza diyor. Abdullah Gül'ü koydu. Ne yapalım? Artık kabul edelim. Hayır. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği'yiz. Eskiden nasıl sendikalara, ziraat odalarına soruyordun? Şimdi %50 temsil. Bize de soracaksın. Bizim istediğimizi yapmak zorunda değilsin. Ama sormuyorum ben. Nasıl olsa benim arka bahçemsin. Hayır. Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Herkes yakın olduğu partiler vardır tabii ki ama bizim taleplerimiz net. Biz siyasetinize karışmayız ama demokratik, laik, sosyal, hukukun üstüne dayalı bağımsız bir cumhuriyet olsun. Bunu savunan partiler savunduğu oranda bizim desteğimizi hak edecektir. O yüzden biz arabayı öküzün önüne bağlamayalım diyoruz. Yani amiyane olduk ama teşbihde hata olmaz. Biz diyoruz ki biz isteklerimiz ve taleplerimiz ortadadır. Bizim çok böyle özel isteklerimiz yok. Bunları koyalım. Türkiye bağımsız kalmalıdır. Türkiye demokratik kalmalıdır. Türkiye hukuk devleti olmalıdır. Bugünkü gibi değil. Türkiye sosyal bir devlet olmalıdır. Kölelerin oluşturduğu bir devlet değil. Türkiye bölünmemelidir. Bir bütün olarak kalmalıdır. Türkiye vatandaşlarına mutlaka eşitliği, dili, mezhebi, kökeni, cinsiyetinden vermelidir. Bunlara uyan partiler kim varsa göreceksiniz bizle beraber aynı yola çıkar. Hocam son 2 soru daha sormak istiyorum. Öncelikle şuna dikkat çekmek istedim. Türkiye'nin şu anda en önemli sorunlarından biri de kutuplaşma.
Ve bu kutuplaşma öyle bir seviyeye gelmiş durumda ki son yaptığımız 5-6 seçime baktığınız zaman şu veya bu şekilde işte 52-48, 51-49, 50-50 diye bitiyor. Yani sanki kimlik sayımı yapıyoruz her seçimde. Çünkü bu kutuplaşma da şu veya bu şekilde kimlikler üzerinden gidiyor. Acaba yeni dönemde bir etkili bir sivil toplum kuruluşu olarak bu kutuplaşmayı bir parça delmek için, bir parça değiştirmek için ne gibi fikirleriniz olabilir? Bu da çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakın, Türkiye burada yaşayan kendi sadece kendine kapalı bir ülke falan değil. Şimdi dünyada belli bir gidiş var ve dünyada modeller var. Şimdi Jean Werner Müller diye bir adam oturmuş. Siyaset bilimci tutmuş. Popülizm nedir diye bir kitap yazmış. Evet. Bakıyorsunuz ki popülizm nedir de Macaristan, Polonya, Venezuela, Türkiye harika bir kitap, küçücük ve benzer şeyleri gösteriyorlar. Benzer eğilimleri gösteriyorlar. Bu eğilimlerden en önemli bir tanesi de şu. Bu laboratuvarlarda pişirilmiş belki bir eğilim ama o da şu. Kutuplaşma. Kutuplaşma. Bendensin değilsin. Bendensin değilsin. Şimdi bunu Türkiye'de en iyi yapan, Türkiye'de bu kadar değildik. Türkiye'de böyle değildik. Örneğin faraza işçiydin ama başka bir partiyi desteklerdin. İşte başka bir partiyi desteklerdin ama farklı mezheplerdendin. Farklı mezheplerdendin ama faraza farklı takımları tutardın. Hep bu şey böyle açıklık bırakacak gibi değildi. Üst üste gelirdi. Evet. Türkiye'de çok net olarak bir şey yapıldı. İlk başta bunu açık söyleyeyim. Sayın Necmettin Erbakan da yapma rahmetli yapmak zorunda. Bize oy vermeyen patates dinindendir dedi. Şimdi orada Sünni, Alevi verebilecek bir sürü insan patates dini. Şimdi bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan olağanüstü yaptı, kutuplaştırdı. Öyle bir duruma çıktık artık. Bir tarafta diğer partiler, bir tarafta AKP veya bir tarafta Sünniler, bir tarafta Aleviler. İşte bir tarafta Türkler, bir tarafta Kürtler, bir tarafta işte Galatasaraylılar, bir tarafta Fenerbahçeliler gibi bir duruma getirdi. Bilerek, isteyerek, bilinçli şekilde yapıldı. Çünkü ve Polonya'da dahil şeyde ve sürekli şu yapıldı. Benden değilsen halk değilsin. Nesin? Çukurcusun, şeycisin. İçişleri Bakanı, bu ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp şehit cenazelerine CHP'lileri almayın dedi mi? Dedi. Şimdi bu kutuplaştırma hep yine bizlerin üstünde. Kutuplaştırıyorsunuz insanları diye. Ya kutuplaştırmıyoruz. Şimdi oradan ben ADD'nin göreceksiniz. Göreceksiniz. Biz hiçbir partiye parti olarak karşı değiliz. Hiçbir gruba grup olarak karşı değiliz. Hiçbir meslek grubuna meslek grubu, hiçbir etnik kökene etnik köken olarak karşı değiliz. Olmuyor. Hiçbir mezhebe mezhep olarak karşı değiliz. Olamayız. O yüzden bu kutuplaşmayı göreceksiniz, yaşayacaksınız. Referandumda bunu da gördük. Hep beraber gördük. Gittim bir baktın. Böyle yani başörtülü falan da değil, çarşaflı insanlar hoş geldiniz dedi, sarıldı. Sen çarşaflısın, sen çarşafsızsın, sen şeysin, sen bu. Bizim böyle bir kutuplaştırma yeter ki demokratik, layık, sosyal, hukukun üstüne dayalı, bağımsız cumhuriyete in. Göreceksiniz bu kutuplaşmayı da götürdüğümüz insanlarla, oradaki kahvelerdeki görüşlerimizle, yaptığımız etkinlikler ağırlarıyla okuyacaksınız. Bunu kıracağız. Evet hocam, son sorumu da sormak istiyorum size. Şimdi bu aralar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma var ama sizi ben oranın iç meselelerine de çekmeye niyetim yok. Siyaseti bıraktım demiştiniz. Ben de bunu duymuştum. Ama bir benzetme yapacağım sadece.
Orada şu mesele vardı, işte lider değişirse de yetmez, aslında örgütlerde canlılık vesaire gerekiyor. Şimdi sizde lider değişti Atatürkçü Düşünce Derneği'nde. Peki örgütler ne durumda? Örgütlerin canlanmaya, değişime ihtiyacı var mı? Yoksa onlar zaten bunu kucaklamaya hazır mı? Ne dersiniz? Şimdi çok kısaca şunu söyleyeyim. Parti olgusu dernek olgusundan farklı çalışıyor. Partide dağıtılan şey sonunda, Easton da öyle demişti, ünlü siyaset bilimci, bütün değerlerin otoriteye dayalı olarak paylaşımıdır diyor. Şimdi bu hakikaten değerlerin. Partide girdiğiniz zaman, ben partilileri kötülemek için söylemiyorum, ben de yaptım. Ama milletvekilliği, başkan yardımcılığı, işte belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, bilmem nelik, muhtarlık, şunluk, bunluk, bir sürü dağıtılabilecek değer var. Oysa derneklerde böyle bir şey yok. Dernekte insanlar kendi parasından, kendi canından, kendi zamanından ayırarak bir şey yapıyor. O yüzden partilerden farklı bir işleyiş var. Ben de görüyorum onu. Partilerde bir liderin değişmesi bir şey değil. Ama lider çok etkilidir. O örgütün kurulmasında da çok etkilidir. O yüzden partide bir liderin değişmesi yeterli olmayabilir bazen. Bir yere kadar olur. Ama derneklerde emin ol öyle değil. Zaten ben derneklere 255'ine gittim. Görsen kahraman insanlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar orada. Fakat sürekli yalnız olduklarını düşünüyorum. Çok yalnız. Müsaade ederseniz bir örnek vereyim çok kısaca. Evet, yani aradaki farkı gösteren. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Örneğin Rize'de bilerek Rize Belediyesi geliyor. İnsanların değer verdiği bir şey. Atatürk heykelini kaldırıyor. Yerine çay bardağı koyuyor. Yani çay koyuyor. Şimdi ne yapalım diyor. Ya o çayı koyacak bir yer yok mu mesela? Yok diyor. Burayı buldum ben. Sana ne diyor? Yoksa çaya karşı mısın diyor. Şimdi orada kahraman insanlar 15 kişi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama merkezden alamazsa bir etki görmüyor. Şimdi bunun benzerini çok basit bir şey söyleyeceğim. Barolar Birliği için benzerini yaptı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Dedi ki bunlar Türkiye adını taşımaya layık değil dedi. Değildir dedi. Tabipler Odası'yla beraber hatırlıyorsunuz. Bunların Türkiye adını çıkartacağız dedi. Aynı saatte hatırlayın Sayın Bekir Bozdağ her zaman gibi bir saat sonra efendim değişiklikleri yaptık zaten hazırlamıştık yarın meclise sunacağız dedi. O gün Tabipler Odası'nda Baro Birliği özellikle bir şey yaptı. Türkiye'deki baroların hepsini çağırdı. Dedi ki ben yalnız değilim. Öyle bir genel başkan çıkıp ben istemiyorum çok karşıyım falan demedi. ADD'de yapıldığı gibi. Ne yaptı o? Bütün baroları çağırdılar. 5000 kişiyi topladılar. Dediler ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün barolar adına söylüyoruz. Bunu tek başınıza kaldıramazsınız. Bakın işte ben partilerle şey arasındaki farkı böyle görüyorum. Eğer genel merkezler o kahraman insanları bir hedef etrafında birleştirirlerse, bu insanların, o kahramanların yalnız olmadığını gösterirlerse göreceksiniz ki bu rejimin açık açık değiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Sadece şunu söyleyeyim, çok özürlerimi uzattım ama yani Avrupa'ya falan gittiğinizde bunu çok net görüyorsunuz. Türkiye artık samimiyetle söylüyorum. Yargısını tek adam seçiyor. Yasamasını tek adam seçiyor. Yürütmesi zaten tek adam. İdareyi tek adam seçiyor. Yasaları tek adam yapıyor. Artık dokunulmaz. Hiçbir şey yapamazsınız. 400 milletvekili toplayamazsan hiçbir şey yapamazsın. Bu da çok zor. Dolayısıyla Türkiye'de her şeyi bir adam yapıyor. Şimdi bunu herkes biliyor. 1876 anayasası durumunda bu. 1876 emin ol. Ve 1908 değil yani. Değil. Vallahi değil. 1908 değil. Ve bir şey de aynı. 1876'nın en önemli şeylerinden biri 113. maddesiydi. Eğer polis tahkikatıyla, güvenlik tahkikatıyla birinin zararlı olduğu anlaşılırsa ülke onu padişah yurt dışına gönderebiliyordu. Şimdi aynısını getirdik geçici hüküm diye
3 yıllık valilere bu yetkiyi verdik. Şimdi ben 1876 Anayasası'na çıktığımızda nereye gidip de ben bunu bir ciddi bir insan olarak çok demokratik, harika demokratik diyebilirim. Seçiminde hep beraber kendileri verdiler. 181 saat devlet televizyonunda kızdılar hatta Bütük'ün azınlığına neden bunları verdiniz diye. 181 saat Recep Tayyip Erdoğan, 15 saat Muharrem İnce, 1 saat Akşener. Şimdi 181, 15, 1. Şimdi bunu kime anlatırsınız? Belki Sayın Bekir Bozdağ bile çıkıp efendim bakın katılım çok iyi, dünyanın en demokratik seçimi oldu dese hiç kimse inanmaz. Dolayısıyla bu ülkeyi tekrardan yaşanabilir. İnsanların güldüğü, köle olmadığı, insanların dini, mezhebi yönünden ayrılmadığı, insanların çukurcular, vatan hainleri, hendekçiler, bilmem neciler diye ayrılmadığı bir ülke haline dönüştürmede Atatürk'ü düşünce derneğinin bir brevi olduğunu, partileri dahi bu yöne yönlendirebileceğini düşünüyoruz. Yola çıktık. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz bu kadar dinlenilen bir izlenilen bir alanda veya kuruluşta. Hocam biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Daha tabii konuşacak çok şey vardı ama zamanımız da bu kadar. Daha sonra da sizi tekrardan ağırlamak isteriz katılırsanız. Çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Çok bütün arkadaşlar. İyi gün, iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili Medyascope TV izleyicileri, bugün Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yeni dönemi yeni seçilen Genel Başkan Profesör Doktor Süheyl Batum'la konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.